Sevgili yengeç burçları gökyüzüne gerçekleşecek ya, yılın enteresan ama hani anlatırken ve anlamaya çalışırken kalem alırken ben bile nasıl olacak acaba ne olacak acaba dediğimi e, bilirim ve e, bu dolunay sizi nasıl etkileyecek? Gelin isterseniz böyle tek tek ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışayım e, 19 Nisan 2019'daki gerçekleşecek dolunay yengeç burcunu iki, iki, ikili ilişkileriniz gündeme oturacak. Ön sezilerinizin gücü sayesinde maddi manevi kazanımlar elde edeceksiniz. E madem yönetici gezegeniniz unutmayın sizin memleketiniz ay, ah, her dolunay fazında sezgileriniz artıyor. Hele bir de öncü burçlara geliyorsa tadından yenmez bir öngörüye sahip oluyorsunuz. Eğer bir yengeç burcuysanız kadın ya da erkek fark etmez kendinizi yanıltmayın. İlk düşündüğünüz doğrudur. Daha sonra kuruntuya kapılıyorsunuz. Kuruntularınızla kendinizi yanlış yönlendiriyorsunuz diye de yorumlarım. Özellikle yükseleni yengeç olanlara burada bir yorum yapayım. Ee, bu dönemde diyet başlamak veya estetikle ilgili bir şeyler düşünüyorsanız acele etmeyin yavaş yavaş başlayın da deriz. Yengeçlere gelmişken 1992 doğumlular Koç Burcu ilişkisi nasıl olur diye sormuşlar. Onu da istersen araya sıkıştıralım. koçla e, Koç da yengeç anlaşır. Koç çok cesurdur. Yengeç onun e, o cesaretinden feyz alır ama 92'de Satürn Kova'da yani onun aslında astrologların hani kitap yazdığı o Satürn üzerinedir. Ve dolayısıyla Satürn'üz Kova'da 92'liler. E, 2020'den sonra 92'lerin hayata bakış açısı değişecek. O yüzden de şu aralar git gel yaşıyordur. Evet. Koç yengeç ilişkisinde de bir güç gösterisi vardır. Birbirlerini manipüle etmeye çalışıyor olabilirler derim. Evet. Ama tabii güzergah tabii yine 90 kuşağıysa onu da yorumlayalım. Farkındaysanız bir ikili ilişkiye indiğimizde natal haritalarında yani doğduğumuz yıl çok önemli. O yıldaki tutulma örneğin 2019'un bugün doğan bebeği evet belki koç burcu olabilir ama Temmuz'da doğanıyla asla aynı olmaz. Çünkü Temmuz'da 2019'un böyle derin bir tutulma var. O yüzden de o çocuğun kaderi çok daha başka, karakteri çok daha başka olacağını göz önünde bulundurursan doğduğunuz yılları da böyle değerlendirebilirsiniz. Dünyaya uzak gezegenler sizin hayatınızla geçeceğiniz yolları anlatır. Dünyaya yakın gezegenler ise astroloji dünyasında e, ee, günlük hayatınızdaki duruşunuzu nasıl görünmek istediğinizi anlatır. Bunların başında da dünya yakında Ay, Güneş, Merkür ve Venüs gelir. Bilginiz olsun. <laughs> Dip böyle bir astroloji bilgisi de anlattıktan <laughs> sonra Yengeç burçlarının iki ilişkileri gündeme geleceğini söyledik. İlişkileriniz çok konuşulacak dedik. Dedikodunuz yapılacak. İki ilişkilerle ilgili illa problem aramıyoruz bu sefer. Kıskanılacak mısınız? E, yoksa inatlaşacak mısınız birileriyle? Ketum mu davranacaksınız? Sosyal çevrelerinizde daha mı kapalı olacaksınız? Belli buralar çok dikkat çekecek. Ön sezileriniz maddi manevi kazandıracak. Zaten dolunaylar genelde yengeçlere ya yarar ya yaramaz. Ortası hmm. yok. Bu Şimdi, sefer yarayacak mı diyorsun? Eğer, diyemedi. <laughs> eğer yıl giriyor burada 89 ha, 90 ha. 1959 60 61 liseniz yarar. <laughs> diğer burçlar hani diğer yıllar bizi söylemedin demeyin. Sizi bilekis vesvese verir. O yüzden de az önce tarif yaptım size. İlk hissettiğiniz doğrudur. Kendinizi üçüncü, dördüncü de kurgulamayın yanlış yönlendirirsiniz derim. Hı. Yengeç burçların ama 2019'un Nisan ayının bu dolunayından sonra öngü, kendilerine özgüvenleri artacak. Kariyer ve para konusunda onlara biz bol yıldız veriyoruz. Bu ekranda gözüken 3, 5, 4 yıldız değil 20, 30, 40, 50 sizin olsun. Ekrana sığmaz diye ben kısıtlı tuttum. Çünkü artık yengeç burçları son 2,5-3 yıldır özellikle 2016'dan bu yana maddi olarak hangi konularda zorlandıysanız. Biraz farkındaysanız karmada 7 yıla gitti. Parada ise o 7 yılı böldüm 3,5-3 yıla indirdim. Dolayısıyla yengeç burçlarının 2016'dan bu yana para mevzularında alacakları çözemedikleri bir takım sıkıntılar olduğunu öngörüyoruz. Dolayısıyla da bu öngörüyü sizinle paylaşıyor ve artık 5 yıldız, 20 yıldız vererek diyoruz ki yengeçlerin para işi çözülecek. Eğer bugünlerde bir yengeç burcu evinizde ya da çevrenizde birileri varsa, giyimi harcaması değişirse size söylemiyordur. Parası gelmiştir. Hmm. Bak öyle de küçük bir verdin oraya. Tabii tabii. Tabii oraya bıraktı, bıraktı. bıraktı. Tabii bıyık bıraktı, bıraktı gitti. küçük bir bilgi bırakıp <laughs> gitme huyum vardır. Sağlık konusunda ise yengeç burçlarının cilt problemleri, kilo, ödem problemleri bu dolunayla birlikte bu dolunayın zaten fazı şöyle titiz olalım, değerli olalım, güzel görünelim. Niye kiloluyuz? Niye zayıflayamadık? Acaba estetik mi yaptırsam? Bu Oo. dolayısıyla en çok bunu yengeç hissedecek. Hı. Yengeç burçlarına da sağlık konusunda. Genelde herkeste böyle bir şey var ama herhalde şu anda daha çok Bu dolunay yoğun sanki yaşanacak. İşte dün yağan yağmur gibi gökyüzünün aşağı doğru. Ne yaptı dün o yağmur ya ben anlamadım. Ee, tabii Nasıl Neptünyen Tabii günler çok yağar, iklim değişir, dolu Temizlik yağar. Ne oldu sence? Yani şöyle düşünüyorum ben e, temizlik tabii ki. Ben öyle Alan bakıyorum genelde yağmura. Bakmak lazım ama biraz tabii orada yüksek ya dozu. Ben bunu iklim değişikliği olarak bakıyorum. Eskisi gibi değil artık yağmurun şekli, karın şekli, Doğru güneşin söylesin. açma şekli. Evet. O yüzden de biz canlılar aslında yaşadığımız gezegende iklime çok gebeyiz. Ne kadar... Bu kariyer ve para odaklı veya aile odaklı olsak evet. hava olmayınca, iklim şaşırınca Doğru. yaşam alanlarımız öyle kapanır ki o hayal ettiklerimiz veya elimizde olanlar bile sıkıntıya düşer. O yüzden de ben hep söylüyorum yaşadığımız gezegene iyi bakalım en azından bizden sonra çocuklara lazım.